Selamünaleyküm. Kardeşlerim merhaba. Bugün İsviçre çakısı gibi kullanılan bir ayet üzerinde duracağım. Bu ayeti her türlü uydurmalarına kalkan olarak kullanıyorlar. Bir şey söylediğinizde hemen bu ayeti önünüze getirip koyuyorlar. Bu ayet Enbiya suresi 107. ayet. Ayeti izninizle okuyayım. Biz seni tüm halklara bir rahmet olarak gönderdik. Şimdi elbette Peygamberimiz tüm halklara bir rahmet olarak gönderildi. Bunu tabii ki kabul ediyoruz. Bu doğru. Peki bu ayet onlar için ne anlam ifade ediyor? İşte önemli olan bu. Konuya geçmeden önce şöyle bir şey sormak istiyorum. Sünni kardeşlerim, Alevi kardeşlerim, Şii kardeşlerim. Siz atalarınızdan gelen dindeki yanlışları görmek istemiyor musunuz? Oradaki yanlış çıkarsamaları, yanlış yorumları görmek istemiyor musunuz? Bu soruyu insanın kendine samimi bir şekilde sorması gerekir. Çünkü ne kadar yanlışları gösterirsek gösterelim, arkadaşlar benzer cümleler kurarak itiraz etmeye ve neredeyse hiç nesnel eleştiri yapmadan korumacı bir tavırla benzer cümleler kurmaya başlıyorlar. Böyle yapmamalıyız arkadaşlar. Dünyanın neresinde olursanız olun, din adamları size oranın şeyine uygun, yani doğasına, tabiatına veya ne bileyim inancına uygun ne isterseniz onu üretirler. Ismarlama bir din yaparlar. Yöneticiler, orada bir takım çıkar grupları bu din adamlarını kullanabilir ve size üretilmiş bir dini hemen şey yaparlar, üretirler. O yüzden insanların dikkatli olması gerekir. Din adamlarına güvenilmez. Dünyanın neresinde olursanız olun. Fakat iş atalara geldiğinde atalarına kimse toz kondurmak istemiyor. Gelelim konumuza. Enbiya suresi 107. ayetteki bu ifade Kur'an'ın başka bir yerinde daha var. Nerede? Duhan suresi 5 ve 6. ayetler. Katımızdan bir buyruktur. Biz elçiler göndeririz. Elçiler. Rabbinden bir rahmet olarak. Tüm elçiler neymiş? Rahmetmiş. Allah'tan bir rahmet olarak Allah insanlara, insanlığa elçiler gönderiyor. Yani sadece bir elçi değil, tüm elçiler Rabbinden bir rahmettir. Dolayısıyla bakın Duhan suresi 5. ayet elçilerin tamamının bir rahmet olduğunu söylüyor. Buraya baktığımız zaman şu sonucu çıkartmamız lazım. Enbiya suresi 107'deki peygamberin bir rahmet olarak gönderilmesi diğer elçilerin rahmet olmadığını göstermez. Duhan suresindeki 5. ayette tüm elçilerin rahmet olduğunu gösterir. Şimdi gelelim konumuza. Diğer elçiler rahmet değil mi? Diğer elçileri neden dışlıyorsunuz? Neden tek bir elçiyi örnek almaya çalışıyorsunuz? Hadislere neden gidiyorsunuz? Hadislerdeki peygamber gerçekten örnek mi? Örneğin bakın bu ayetin kullanıldığı alanları şuraya dört maddede sıraladım. Tabii başka maddeler de var. Sadece özet yaptım. Hadislere uymamız için Enbiya suresi 107. ayet delil olarak getiriliyor. Hadisleri izlemeliyiz. Neden? Bak Enbiya suresi 107. ayet. Muhammed peygamberin diğer elçilerden üstün olduğunu kanıtlamak için kullanılıyor. Enbiya suresi 107. ayet. Şefaatle kurtarılacağına inanıyorlar. Çünkü Enbiya suresi 107. ayet var. İlk yaratılan ruh olduğuna inanıyorlar. Yine Enbiya suresi 107. ayetten dolayı. Peki bu ayet böyle bir manaya gelir mi? Hayır, gelmez. Elçilerin gönderiliş maksadını açıklayan bir ayeti tüm bu argümanlara delil olarak kullanmak bir sapıklıktır arkadaşlar, sapkınlıktır. Dolayısıyla önemli olan ayeti doğru anlamaya çalışmaktır. Gelelim Kur'an'daki önemli bir ayet. Bu birkaç ayette daha geçiyor bu ifade. Bakara suresi 136 önemli bir ifade. Hiçbir elçinin arasında ayrım yapmayın diyor Allah. Benim videolarımın altına ciddi bir şekilde, önemli bir sayıda peygamber senin asker arkadaşın mı? Peki ben size soruyorum. Allah benim asker arkadaşım mı? Musa benim asker arkadaşım mı? Ya İsa? Niye onlar umurunuzda değil? Neden onlarla alakalı tek bir eleştiri yapmıyorsunuz? Neden senin Allah asker arkadaşın mı demiyorsunuz? Allah sizin umurunuzda değil mi? En değerli varlık Allah değil mi?
Neden? Çünkü insanın bilinç altında kutsadığı, kutsallaştırdığı, gözünde büyüttüğü insanlar olur, kişiler olur. İşte tam burada Allah devreye giriyor. İnsanları değil, beni yüceltin, beni büyük bilin. Mütekebbir benim diyor Allah. En çok beni sevin diyor. Peki biz ne yapıyoruz? Bir takım insanları zihnimizde o kadar kutsuyoruz ki onun ismi anıldığında, peygamberin ismi anıldığında insanlar kalbini elini götürüp salavat çekiyor. Peki Allah'ın ismi anıldığında bunu yapıyorlar mı? Hayır, yapmıyorlar. Bunu test edebilirsiniz. Herhangi bir camiye gidin. Ezan okunduğunda o insanları takip edin. Allah'ın ismi anıldığında o insanların konuşmaya, sohbet ettiğine, devam ettiğini göreceksiniz. Ama iş peygamberin ismine geldiğinde onlar sessiz kesilecekler, seslerini kesecekler ve ellerine götürüp kalplerine salavat çekecekler. İşte bu bir tapınmadır arkadaşlar. Müslümanlar, müminler Allah'a tapınır. Allah'ı yüce bilir. Allah'ın ismine özen gösterir, onu anmaya, onu yüceltmeye sürekli diğer varlıklardan onu üstün tutmaya çalışır. O yüzden bilerek veya bilmeyerek maalesef bu toplumumuzda yapılıyor. Bunları uyarmak tabii ki biz vazifemiz. Bunu yapmaya ömrümüz boyu çalışacağız. Burada iki soru soracağız. Diğer elçiler Rabbinden rahmet değil mi? Diğer mesajlar Rabbinden rahmet değil mi? Şimdi arkadaşlar, neden Duhan 4, 5 ve 6. ayetleri görmüyor bu insanlar? Neden Enbiya suresi 107. ayeti sürekli önümüze koyuyorlar ve anlamını kaydırarak, anlamını saptırarak o ayeti sürekli bir tahrifatla önümüze getiriyorlar. Bu insanların atalarından geldiği dini, atalarından geldiği gibi yaşama istekleriyle ilişkili. Yanlışları bir türlü görmek istemiyorlar. Bu onların seçimi. Ahirette şu cümleyi kuracaklar. Bizi sadatlarımız saptırdı. Efendilerimiz saptırdı. Bu onların kendi seçimi, yapabileceğimiz bir şey yok. Yine buradan arkadaşlarım, bu videoyu seyreden insanlar, sizi derneğimize bu konuları tartışmaya davet ediyorum, konuşmaya davet ediyorum. Dostça bir ortam, birlikte bir şeyler yiyip çay içeriz, sohbet ederiz, görüş alışverişinde bulunuruz. Derneğimiz 114 Hareketi Derneği, Şirin Evler'de. Gelen herkese kapımız açık. Misafirce karşılanacaksınız. Hiç merak etmeyin. Dostça karşılanacaksınız. Yabancılık çekmeyeceksiniz. Evet, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Peygamberlerin arasında ayrım yapmayın arkadaşlar. Tüm elçileri sevin. Tüm elçiler güzeldir. Tüm elçiler toplumlarına gittiler, bir şeyler anlattılar. Onlardan ciddi tepkiler gördüler. Hepsine selam olsun. Hepsini seviyoruz. Aralarında ayrım yapmıyoruz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Allah'a emanet olun. Selam ve saygılar.